Toplamda 95 ülkenin yer aldığı dünyanın en iyi mutfakları listesinde Türkiye'de listeye damga vurarak 7. sırada yerini aldı. Peki Afyonkarahisar halkı en çok hangi yöresel lezzeti seviyor? Dünyadaki en iyi yemekler sıralamasında, en iyi mutfaklar sıralamasında 7. sırada yerini aldı. İlk 10'a girdi. Sizler bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya genelinde değil mi? Daha önce benim bildiğim kadarıyla Türkiye ilk 3'e giriyordu zamanında. Benim bildiğim kadarıyla herhalde Çin ve Fransa ilk 2 numara. 7 numaraya gerilediğine göre biraz düşüş var demek ama tabii soframız benim bildiğim Hatay, Gaziantep, Afyon da gayet. Ama en çok dünya Türkiye'de Antep'in Hatay var benim bildiğim. O bu kadar yani. Başka bildiğim yok. Peki en çok sevdiğiniz yemeklerden de Türk yöresel lezzetlerinden bize sayar mısınız? Ya şimdi biz Afyon olarak tabii sucuğumuz meşhur. Mesela babam 1970'lerde gittik gurbete. Bükme hastası. Hala da yiyor. 83 yaşında. Biz de bazen işte burada kendi yemeklerimizi yurt dışında yemek için haşhaşımızı götürüyoruz. Bükme yapıyoruz, katmer yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz yani Avrupa'da. İskender'i çok özlüyoruz. Yani orada bura gibi dört tük yapılmıyor. Artık hayvan etinden mi fark mı var artık bilmiyoruz da. İşte tabii özlüyoruz burada yemeklerimizi. Ama işte gördüğünüz gibi şu anda dolaşıyoruz, geziyoruz yani. Güzel bir şey yani. Türk olarak yani ben Türkler olarak yani çok güzel bir şey bu. Duyuyoruz. Başka ne diyebilirim ki? Milli yemeklerimizdir. Başka ne olacak sebebi yani? 7. sıra bile çok. Daha yukarı olması lazım. Ben seçmiyorum yemek. %99'da kendim yapıyorum, dışarıda yemiyorum. 7. olması geç bir duygu yani. Geç kalmış şey. Aslında 3. 4. olmak iyi, güzel bir şey. Yemekleri seçmeyiz. Her zaman aynı yaptığımız yemekler. Fasulye yaparız, patlıcan yaparız, patates yaparız. Türlü dediğimiz yemekler, şeylerimiz vardı, tatlı şey, onları yaparız. Köy işisi yani. Güzel bir şey yani. En iyi yemek dokum en yemektir yani. Çok iyi. Yalnız her şey pahalı. Mutfakta ben daha lokantaya girip de bir şey yiyemiyorum. Her şey pahalı. En iyi yemek et yemekleri. Ha, onun haricinde ben fazla bir şey yemem. Et yemeklerinden yerim. Et kaç parası olsun evimden eksik etmem. Vallahi hepsi güzel, ben bilmiyorum. Hiç çikin diyecek bir şey yok. Et yemeklerinden çikin diyemem. Yalnız ot yemeklerine de bir şey diyemem. Bence güzel mutfak, ya, güzel yemeklerimiz var yani. Gayet iyiyiz. Afyonumuzun bükmesi var yani. En yakın bükmemiz, katmerimiz, sepetimiz. Bunlar yani gayet güzel bence. İyi bir yerdeyiz o zaman. İyi bir yerdeyiz. Tabii bunda halkın kendi öz geleneklerine bağlı olması yatıyor mutlaka yani. Çünkü mutfak kültüründe de yabancı kültürler girdiği için... Asıl olan bizim kendi öz geleneklerimizi devam ettirmemiz diye düşünüyorum. Bundan dolayı 7 biraz da üstüne çıkabilir. Afyon'un güzel normal sarma vardır. Yaprak sarma. Ondan sonra patlıcan. Bununla beraber malum kuru fasulye, pilav gibi bunlar en çok saydığımız yemeklerden. İnşallah 3'e 5'e düşer diye düşünüyorum. Döner, kuru fasulye, pilav. Yemek arzu etmem de çok severim hepsini yani. Valla mutfakta hani mutfağa girene bakacağız. Sıralamaya değil yani şu şartlarda hani mutfağa bir şeyleri almak bile zor aldı artık yani. Siz de farkındasınız. Türkiye yani gidişat hiç iyi değil. Şu şartlarda mutfak sıralaması önemli değil. Mutfağa neyin girdiği önemli yani. Ama hani biz bu şartlarda mutfağa bazı şeyleri sokmakta bayağı zorlanıyoruz. Önemli olan... Vatandaşın mutfağına ne giriyor? Her gün, her akşam o vatandaş ne yiyebiliyor evde?
Yani bunları değerlendirmeli. Ben mutfağıma girene bakarım ben. Hani Türkiye mutfağı 7. olmuş, 1. olmuş, şu an onu düşünecek durum yok yani Türkiye'de. Genelde biz yöresel yemekler, hani Afyon'a özgü yemekler. Hani bilmediğim yemeği de kesinlikle tatmam da yemem de ben yani. İyidir, güzeldir Türkiye'nin her şeyi. Türk halkının hanımları hamarattır zaten. Dünya genelinde bizim hanımlarımız daha hamarat. Normal yani 7. sıraya girmesi. Yaprak sarması, hamur işleri bizim Afyonlu hanımların yaptığı. Bu ikisini çok seviyoruz.